Dental fotoğrafçılık bizim için çok önemli. Teknik kısmına gelirsek öncelikle çektiğimiz biz fotoğrafları bir tedavi planlarken laboratuvara gönderiyoruz. Laboratuvardaki teknisyen arkadaşlarımız bu fotoğraflara bakıp bizim dişin istediğimiz forma getirmesinde renk geçişleri, hangi rengin kullanılması gerektiğinde porselen işlerken bu teknisyenlere çok yardımcı olmaktadır ve işin çok kaliteli çıkmasına neden olur. İşlevsel kısmına geldiğimizde ise birçok hasta geliyor bize, elinde bir fotoğraf, işte ben şu ünlünün dişlerinden istiyorum istekleri oluyor. Eğer sizin geniş bir fotoğraf arşiviniz varsa, daha önceden yaptığınız before after, önce sonra tarzında resimleri depoluyorsanız, illaki size gelen bir hastanın dişlerine çok yakın bir vaka denk geliyor. Siz bunu birebir gösterdiğinizde, örneğin işte Ahmet Bey, biz geçen sene başka bir hastamıza şu tedavi yapmıştık, sizin dişlerinize de bu vaka çok benziyor. Bunu birebir ekranda gösterdiğinizde hasta bundan çok etkileniyor ve tedavi planını kabul etme oranı çok yükseliyor. Dental fotoğrafçılığın diğer önemli bir noktası da bu, benim esasında bir hazinem oluyor. Yani ben nasıl bir doktorum, hastaları nasıl tedavi ederim, esasında benim bir CV'm gibi bir şey oluyor. Yani siz kimsenin başına gelmesin tabii ama hani muayenehaneye bir şey oldu, etti. Eğer sizin o arşiv deponuzda bir şey olmadığı sürece sizin nasıl bir hekim olduğunuzu çok iyi bir şekilde gösteriyor. Yani bu, bir işe başvurduğunuzda bir sürü CV dolduracağınıza, form dolduracağınıza, bir tane hard disk veya bir flash diskin içinde ben bu vakaları yaptım diye bunu sunduğunuzda, bu inanın çok daha etkileyici bir iş başvurusu olur. Sizin işinize ne kadar önem gösterdiğinizi, ne kadar titiz çalıştığınızı en güzel örneği olur. Diş hekimliğinde iki türlü çekim yapılıyor. Birincisi ağız dışı, buradan yüz resmini çekiyoruz. Diğeri de ağız içi, dişin resmini çekiyoruz. Eğer yoğun bir klinikse benim tavsiyem iki tane body'nin alınması ve devamlı lensin değiştirilmesi gibi zaman kaybından ziyade hemen çekilmesidir resmin. Ama eğer mesela yeni başlıyorsak, zamanımız varsa, tabii bunun maddi boyutu da var. Onun için tek bir body ile başlayabiliriz. Diş hekimliğinde fotoğraf makinesi olarak orta segment bir şey alabiliriz. Biz kendimizde örneğin Nikon D7200 kullanıyoruz body olarak. 105 mm bir makro lensimiz var. Bunun yanında R1 flash bracket sistemimiz var. Bazen özellikle bayan hekimlerde makine 105 mm biraz ağır bir lens olduğu için titreşime neden olur. Bu titreşimin daha az indirgenmesi için 60 mm'lik bir lens de kullanabiliriz. Eğer dental fotoğrafçıya başlamak istiyorsak, bu bütün bahsettiğim sistemi almanız yeterlidir. Bunun yanında ring flash'ın alınması daha ileriki seviyelerde yapabileceğiniz şeylerdir. Ama şu aşamada, başlangıç seviyesinde bu size bahsettiğim tüm sistemi almanız sizin için gayet faydalı olacaktır. Ağız içi çekimi yapmak için önce makinemizi açıyoruz, 10 konumuna getiriyoruz. Daha sonra flashlarımızı açıyoruz.
Flaşların rengi kırmızı olduğunda hazır anlamına geliyor. Daha sonra ISO ayarımızı 200 ile 400 arasında yapabiliriz istediğimiz aydınlığa göre. F değerimizi, alan derinliğini daha netleştirmek için 18-20 gibi ayarlayabiliriz. Enstantimiz de 1 bölü 125 olması yeterlidir. Bu ayarları daha bazı ışık faktörlerinden dolayı çok iyi bir resim alamazsak ufak tefek oynamalar yaparak daha üst iyi bir seviyeye getirebiliriz resimlerimizi. Örnek olarak hastamızdan ağız içi resmi alacak olursak öncelikle hastamızı yatırabildiğimiz kadar yatırıyoruz ki makineyi biz de dişlere doğru dik bir şekilde tutalım. Ağız içi resimde dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de kameranın hastaya dik bir şekilde yaklaşmasıdır. Ne sağ ne sol, tam orta ve dik bir şekilde çekilmesi gerekiyor.